Şu an Gebze'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeyiz. Bu binada zorlu bir çalışma yürütülüyor. Tüm dünyada binlerce bilim insanı gibi onlar da milyonlar hayata bağlayacak aşının peşinde. Gelin tüm dünyanın umutla beklediği bu çalışmaları yakından inceleyelim. Galiba şeyle konuşuluyor değil mi hocam? Tabii mikrofonla konuşuyoruz. Şu anda ne yaptıklarını anlatabilir mi? Merhabalar. Biz burada iyileşmiş hastalardan aldığımız kanlarla bir antikor geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Eğer etkili olduklarını gördükten sonra da inşallah ilaç olarak kullanacağız. Nötralizan antikor, rekombinant nötralizan antikorlar geliştiriyoruz. Virüsü nötralize edecek, etkisini yok edecek ilaç tedavi amaçlı kullanılacak bir ilaç molekülü geliştiriyoruz. İlk başlangıç yerimiz burası, biyogüvenlik laboratuvarı. Bu virüs tehlikeli bir virüs olduğu için böyle bir laboratuvarda çalışmak zorundayız. Bunun gibi laboratuvarlar Türkiye'de çok sınırlı. Buradaki amacımız da bu hastaların antikor, virüse karşı geliştirdik antikor repertörünü ortaya çıkartmak ve onlardan bir ilaç üretmek. Temel hedefimiz bu. Burada üretilen virüsler grupta ürettiğimiz moleküllerin hücreler üzerine etkisine bakıyoruz. Şimdi içeri gireceğiz. Arkadaşlar böyle çalışmaya devam ediyor. Buyurun, burada yüzlerimizi değiştireceğiz. Nasıl giyiniyoruz? Şimdi ilk önce şey vereceğiz. Havuç. Tamam. Şöyle pantolon giyer gibi buradan giyiyorsunuz. Hocam bu ürünler sanırım tek kullanımlık. Bunlar tek kullanımlık. Ve avuca bağlı ürünler. Buraya girerken bunları giymek tüm personel zorunda. Bu alan temiz alan olduğu için burası D class şimdi DCB'ye geçeceğiz. Dolayısıyla buralarda temiz giyinmek, temiz olmak zorundayız. Çünkü burada insanda kullanılacak ilacı üreteceğiz. Dolayısıyla oraların temiz olarak kalması gerekiyor. GMP laboratuvar dediğimiz laboratuvar. Sanırım tamam mıyız? Burada aslında bir eleme yapılıyor hocam. İlk elemede insana saldırı zararı veriyor mu, vermiyor mu? Evet. Vermiyorsa vermeyenler devam ediyor. Evet. Onunla daha sonra virüs üzerindeki etkisi. Yani şöyle, her molekül belli oranlarda insan vücudunda zararlı biliyorsunuz. Biz uygun çalışma konsantrasyonlarını da bu çalışmalarla tespit etmiş oluyoruz. Orada bulduğumuz uygun çalışma konsantrasyonlarını, yani artık zararlı olmadığını bildiğimiz konsantrasyonları alıp onları virüsle beraber buluşturarak virüsün işleyişini durdurmaya çalışıyoruz. Eğer zaten elde edilen bu aday moleküller virüsün çalışmasını durduracak nötralizan etkiye sahipse onlar bizim için aday moleküllerle geliyor. Elimizde bir virüs var ve virüsün sahip olduğu proteinler var. Bazı ilaçlar deneniyor ve bunlar üzerinde etkinlikleri olduğu bilgisayar ortamında bioinformatik çalışmalarla gösteriliyor. Şimdi bunların tabii bilgisayar çalışmalarıyla yetmeyeceği için bunları biz laboratuvar ortamında da farklı testlere tabi tutarak aynı etkileşim gösterip göstermediğini kanıtlamamız gerekiyor ki bir sonraki aşamaya geçebilelim. SPR dediğimiz yüzey plazma rezonans analizi. Bu analizi kullanarak gerçek zamanlı olarak bu etkileşimleri gösterebiliyoruz. En etkin olarak gördüğümüz aday molekülleri de bir sonraki aşamalara taşıyoruz. Şöyle söyleyelim, koronavirüsü daha Türkiye'nin gündemine gelmeden Sayın Bakanımız Mustafa Varank konuyla alakalı Türkiye'de kimler varsa konuyu bilen bunlarla görüşüldü. Bir platform kuruldu. Bu konuları bilen 25 üniversite var bu platformda ve özel şirketler, kamu kurumları var. Toplam 40 kurum ve kuruluş yaklaşık 250'ye yakın elemanla şu anda koronavirüs kapsamında Türkiye'de ciddi bir çalışma yapılıyor. Aşıda en kritik aşama bu molekül hayvanda ne gibi bir etki gösterecek, göstermeyecek ya da aşı olarak kullanılacak protein ya da virüsün kendisi. Bu aşamaya henüz gelinmedi. Ama gelinecek projeler var. Şimdi onları bekliyoruz. Ama çalışmalar devam ediyor. Umutlu olduğumuz bazı ciddi projeler var. Ve buradaki 8 aşı projesinin hepsinde farklı metodolojiler uygulanıyor, farklı teknolojiler kullanılıyor. Bizim hedefimiz de bu yılın sonuna kadar inşallah bu aşı moleküllerini belli bir yere getirebilmek. En azından hayvan deneylerini bitirmek istiyoruz. İnşallah zor bir süreç, kolay bir iş değil aşı geliştirmek. İlaç geliştirmek de kolay bir şey değil ama bütün gücümüzle 17 projede yaklaşık 250 kişilik bir ekip bizim koordinasyonumuzda çalışmalarına devam ediyorlar. Halkımızdan da bu konuda destek ve dua bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuca ulaşmayı umuyoruz en kısa sürede.